Şeker hastalığıyla devam edelim. Bu da önemli konulardan yine bir Şeker tanesi. hastalığı ile ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Keçi sedef otu şekere karşı çok çok etkili. Keçi sedef forte diye bir formül geliştirdik. Sonra bu Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Hindistan'da yetişen bir sarmaşık bitkinden bir formül geliştirdiler. Gurmar diye. Gurmar, Hint dilinde gurmar, Türkçe karşılığı şeker sıfırlayan demektir. Şeker sıfırlayan. Bir sarmaşık. Bunun birleşimindeki etken maddeler, özellikle de cinnamik asit, pankreasta böyle biraz önce söylemiştim ya, jelibon gibi yumuşak olan beta hücresini diğer hücrelerden farklı olarak hafif yumuşak. Bunu tekrar uyarıyor, harekete geçiriyor. Yani uyku haline geçen, insülin salgılamayan hücreleri uyarıyor, harekete geçiriyor. Şimdi şeker hastalığını hem düşürüyor hem yükseltiyor iki türlü olduğu için. İkisi için de geçerli mi bu formül? Önerdiğiniz yani şekeri düşük olan insanlar için de yüksek olan insanlar için de aynı şey mi geçerli yoksa başka önereceğiniz şeyler mi Tabii var? tabii. Şimdi gurmarla ilgili Harvard Üniversitesi 4565 hasta üzerinde, şeker hastası üzerinde denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Günümüzde şekerle ilgili birçok bitki var. Zeytin yaprağı, keçi sedefi, kara hindiba, kara halile, efendim, ısırgan otu vesaire. Bunlar içerisinde en etkili olan ve klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilen en önemli bitki gurmar. Biz gurmar forte diye bir formül geliştirdik. Alıp kullananlar memnun. Kimi 6 haftada, kimi 2 ayda, ağır vakalarda 3-4 ayda şeker probleminden kurtuluyor. Peki. Hatta bir beyefendi böyle diyabet hapları kullanmasına rağmen 350-400'lerden aşağı düşmüyordu şekeri. Doktoru inzulin vurulacaksın demişti. Adamcağız da inzulin vurulursa bu sefer pankreas pasifleşiyor yavaş yavaş. İnzulin salgılaması hale geliyor. O bu panik, bu korkuyla internette araştırmış, bizi bulmuş, geldi. Konuştuk dedim, 6 hafta deneyeceğiz. Gelişme olursa devam, olmazsa bırak. Tamam. 6 hafta kullandı, 150'ye düştü. İkinci 6 hafta tekrar devam etti, kullandı. Normale döndü. Yani 3 ayda. Ya buna rağmen kafasında bir soru. Acaba tekrar şeker, yani tatlı yersem şekerim yükselir mi? Korkusuyla gitmiş, karşıda bir dondurmacı var. Orada yarım kilo dondurma yemiş. Sonra eczaneye gidip şekerini ölçtürmüş. Değişim hiçbir şey yok. Evet. Dedi ki gerçekten mükemmel. Şimdi bizim bayimiz. Bizim ürünleri alıp satıyor. Bayimiz oldu. Çünkü inandı, güvendi, gördü. Kendi üzerinde yaşadı. Bayilik yapıyor. Çevresindeki insanlara, yani para kazanmak amacıyla değil de insanlara faydalı olmak için. Şimdi şeker hastalığını oruç tutmayla bağlayacak olursak, oruç tutmak için çekiniyor şeker hastaları ya da tansiyon hastaları. Bunun için neler önerebilirsiniz ya da ne yapılması gerekiyor? Çünkü şeker düşmesi ya da yükselmesi kritik oluyor oruç Şimdi tutarken. şeker mesela ağır vakalar değilse, inzulin vurulmuyorsa, yani çok ilerlememişse, devre devredir. Oruç tutmasında fayda var. Çünkü bütün organlardaki depolanmış olan yağlar erir, yavaş yavaş kişi kendine gelir. Şeker hastası için de karaciğer yağlanması ortadan kalktığı için kendine gelir. Fakat bağırsaklardaki mantarların aktivitesi neye bağlı? Çoğalması, yayılması, glikoz içeren besin. Glikoz içeren besin Ramazan'da ne oluyor? Hamurlu tatlı bir şey tüketmiyoruz. Bu nedenle bağırsaktaki mantarlar Ramazan'la birlikte azalıyor. Minimum seviyede duruyor yani. Evet. Bağırsaktaki mantarları yok etmek şart. Aksi takdirde Ramazan tabii ki çok çok önemli. Sağlığa kavuşma bakımından da mantarı yok etmedikçe hiçbir hastalıktan kurtulamazsınız. Bunun için de aloe vera kullanmak gerekir. Aloe verayı biz çok özel bir formül. Birleşiminde 19 çeşit bitki var.
bağırsakları temizler, mantarı yok eder. Yavaş yavaş problemler ortadan kaldı.